Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bu videomuzda Asus'un bembeyaz, şımşık, tam valla gerçekten tam şımşık ürünlerinden bahsedeceğiz. Çünkü beyaz severler çok fazla var biliyorum ve Asus'un da şimdiye kadar farklı farklı beyaz ürünlerinden bahsetmiştik. Ama bu sefer önümüzde örneğin hemen şu tarafta ROG Strix Scope NX TKL Moonlight White Edition, ROG Strix Impact 2 Moonlight White Edition ve ROG Strix Go Core Moonlight White Edition olarak gerçekten beyaz severlerin kalbini kazanacak klavye, fare ve kulaklık üçlemesiyle karşınızdayız. Şimdi zaten kafama takılı olduğu için Rockstrix Go Core'dan bahsetmek istiyorum. Rockstrix Go gerçekten şık bir tasarımla beraber geliyor ve PlayStation 5 desteği olduğunu baştan söyleyeyim. Şöyle zaten mikrofonu çıkarılabilir yapıda ve oldukça hafif ayarlandığını söylemek istiyorum. Şöyle de tutabiliyorsunuz. Hani şu an mikrofona çok şöyle şey yapmayayım ama Core adının artık zaten herhangi bir şekilde bluetooth vesaire bağlantısı olmadığını hatırlayacağınızı umuyorum. 3.5 milimetrelik bir çıkışla beraber kullanılıyor. Ama mikrofonu ve kulaklığı ayırmak isterseniz şuradan şöyle oldukça bayağı uzun bir kablo daha çıkıyor ve bunu buraya taktığınızda benim şu anda kolumu yetmeyeceği uzunlukta bir genişliğe, daha doğrusu uzunluğa sağlayabiliyorsunuz. Gerçekten şurada şöyle sarmaya başlasam saatlerce sürecek yapıda oluyor. Bu sayede hem kulaklık ve mikrofonu ayırabiliyorsunuz hem de artık bilgisayarın arkasına mı nereye isterseniz oldukça uzak bir yere geçirilebilecek yapıda olduğunu da söyleyip Baktığımızda PlayStation 4, 5, PC, Mac, Xbox One, Series X, X ve Nintendo Switch'le de yani 3.5 milimetrelik kulaklık çıkışı olan her cihazla kullanabilirsiniz. Kor olduğundan dolayı üzerinde herhangi bir şekilde RGB aydınlatma yok. Ama çok güzel bir plastik kullanılmış. Zaten hani böyle baktığınızda plastik olduğunu anlıyorsunuz ama... Üzerindeki dokusu çok güzel. Buradaki ROG logosu ve buradaki ROG yazısı da oldukça şık bir şekilde ayarlanmış. İçerisinde de tabii ki hafızalı köpük bulunuyor. Hafif derimsi bir şey olduğunu da söyleyeyim. Böyle taktığınızda rahatlıkla kullanıyorsunuz ve kulağınızda da yormadığını söylemek istiyorum. 40 mm'lik neodymium sürücüler kullanıyor ve tabii ki mikrofonda omnidirectional olarak çoklu şey olarak kullanılabiliyor ve şuraya da rahatlıkla takıp çıkarılabilir yapıda olması tabii ki güzel takılıyken de bunu isterseniz böyle arkaya vesaire atabiliyorsunuz buradaki yapı rahatlıkla dönebilir yapıda olduğunu da söyleyip tabii ki stereo kanalı var ama sanal olarak 7.1 ses de alabileceğinizi söylemiş olalım. bu arada şu kablolardan bahsetmişken kablonun kendisi 1.2 metre şu arkadaşta yani bu ek kablomuzda Y kablosu da 1,2 metre toplamda 2,4 metrelik bir kabloya erişebiliyorsunuz bununla beraber ama gerekmediğinde üzerindeki şu şeylerle beraber şöyle hemen ayarlayabileceğinizi de söyleyeyim. Özellikle Rockstrix Go Core için Core versiyonlarının böyle RGB sevmeyenler açısından çok daha hoş ve hem fiyat açısından çok daha uygun hem de klasik kullanım için bence önemli bir desteği var. Bu 40 milimetrelik sürücülerle beraber zaten keyifli bir ses sağlıyor. Çünkü hi res Audio sertifikasına da sahip. Bir diğer yandan TeamSpeak ve Discord sertifikası da var. Konuşma ve aynı zamanda sesi almada oldukça rahat bir şekilde kullanabileceğinizi söylemek istiyorum. Ki şu sağlamlık yapısından da bahsettiğimde şu kısmı zaten metal. Üzerine ROG şey de eklenmiş. Alt tarafı plastik, üst, üst, tarafta bir metal sağlamlığı var. Burada da ROG yazısı güzel bir şekilde işlenmiş. Pet kısmı da kafanıza çok rahat bir şekilde sağlanıyor. Ve yani rahatlıkla çevirebiliyorum öyle. Kolay kolay kırılacak, kopacak bir ürün olmadığını da söyleyip Gelelim faremize. Strix Impact 2. Yani bu fareyi zaten seviyorum. Yani çok rahat bir kullanımı var. En önemli yanlarından biri yapısı hem sol hem sağ kullanımına rahat bir şekilde kullanılmış ama RGB severler için de 3 bölgeli bir RGB var. Armoury Crate üzerinden böyle ayrı ayrı da yapabiliyorsunuz. Ön tarafta üstteki scroll bölümünde ve arkadaki ROG logosunu dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. USB 2.0 girişi var ve optik bir sensör kullanıyor tabii ki 6200 dpi'ye varanda bir çözünürlük olduğunu söyleyelim hızı da 220 ips'e kadar çıkabilen bir durumda İvmelenmesi 30g birçok şeyde gördüğümüz gibi e, binerlikte sorgulama yani pooling oranı da var alt tarafa baktığımızda burada zaten kauçuk tabanlarını görüyoruz ve tahtada bile kullandığımda şu an çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum sesini merak ederseniz Bu şekilde ses çıkartıyor. Şu yan kısmını da göstereyim. Ve tabii ki rahatlıkla buradan kullanılıyor. DPI tuşu aşağıda. Buradaki 4 farklı DPI değerini tabii ki yine Armory Crate üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Ben genellikle 1600 kullanıyorum. Çok daha rahat bir şey oluyor. Ama solak veya sağlak fark etmeksizin benzer yapıda olması ve solakların da böyle çok rahat bir şekilde kullanacak olması en azından solakların fare ararken ki ve bir de beyaz fare istediklerinde bulabilecekleri ürün neredeyse yokken artık Impact 2 ile beraber beyaz bir ürün alabilirsiniz. Tabii yapısı FPS ve mobaya göre ayarlanmış. Hani direkt burada hem pençe hem normal tutuş artık elinizin büyüklüğüne göre de, tarzınıza göre de ayarlayabilmeniz mümkün. Karşıdan baktığımda şu ışıklar da birazcık bana arabayı da andırıyor. Kablosu yumuşak kauçukla beraber ayarlanmış. Bu sayede rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ağırlığı 79 gram. Oldukça hafif. Tabii ki daha hafif fareler var ama tam yeterli boyutta. Yan taraftaki silikon malzemeleri kaymadan sağlanıyor. Ve tam boyutuna baktığımızda 120 milimetrelik uzunluğumuz. 62,5 milimetrelik enimiz. 39,5 milimetrelikte de en kalın yerde bir kalınlığı olduğunu da sizlere söyleyelim. Impact 2 için. Ama zaten şöyle ben kendim scroll yaparken de karşımdaki ekranda çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Bu tuşların da hem sisi hem rahatlığı o boşluksuz bir yapıda olması ki aşağı eğik olmasına rağmen özel tasarımda boşluksuz bir yapıda olması bize rahatlıkla bir kullanım sağlıyor. Ve şunu da şöyle koyayım. Gelelim benim favorime. Scope'un NX tuşlarını kullanan TKL klavyesi. Şu zaten renk döngüsü şahane gözükmüyor mu? Ve alt tarafa kadar da geliyor bu arada. En sevdiğim tarafı da şuraya da bir RGB şerit döşemeleri ve gerçekten çok keyifli kullanıyorsunuz. Burada da tam beyaz da gidebilecek mor sarı turkuaz renkleriyle beraber çok keyifli bir deneyim bizlere sağlıyor. Üst tarafı metal bir kaplama, alt tarafı plastik. Ayakları tabii ki mevcut. Rahatlıkla açıp şey yapabiliyorsunuz. Ve ayakların ucundaki silikon kaymaz tabanlarda gerçekten sağlam bir şekilde tutuyor bizleri. Bu arada %80 ölçüsünde bir TKL klavye olduğundan bahsedelim. Hani çok %60'lıkları falan da var bunu şu yan tarafı olmayan ama bu şekilde de oldukça keyifli bulunduğunu söyleyelim. Burada lineer yapıda NX Red switchleri var. Daha öncesinde sizlere zaten bu switchleri yani anahtarları anlatmıştım. Artık RX ve NX diye Asus'un kendi switchleri var. Burada da NX switchleri kullanıyor. Peki nasıl bir ses çıkartıyor? bu şekilde biraz sesli bir yapıda ama bundan daha sesli isterseniz tabii ki bunu brown'unu yani kahverengisini ya da mavisini o direkt kliki olarak geçiyor. Daktilo gibi kullanmanız mümkün. Ama malzeme kalitesi o kadar güzel ki elinize aldığınızda bile çok rahat bir his uyandırdığını söyleyelim. Bu da örgülü bir kablo ile beraber geliyor. Kablosuz kullanım imkanınız yok. Sadece kablolu kullanabiliyorsunuz. Ama kablo çıkarılabilir. Yapıda bir ucu da Type-C olarak ayarlanmış bunu direkt buraya takarak kullanabiliyorsunuz. En azından kablo karmaşısından kurtarmak için hani şu şekilde çıkartıp kullanılabiliyor olması bence güzel bir avantaj olmuş. Şöyle klavyeyi tekrar takılıp tabii ki her bir noktasında RGB desteği mevcut. Makro ayarlamaları yapabiliyorsunuz ve NK rollover dediğimiz o ghosting'i ortadan kaldıran özellik de burada mevcut. FN üzerinden FN 1 2 3 4 5 6 diye giderek 6 farklı profil kullanabilirsiniz. FN6 varsayılan profile dönüyor. E, bu FN tuşuna bastığınızda buradan parlaklığı arttırma, azaltma. Burada modlar arası geçiş. Düz beyaz da mesela çok şık duruyor. Ama buradan farklı geçişler sağlayabiliyorsunuz ve istediğiniz gibi aydınlatma döngüsünü değiştirebilmeniz mümkün olduğunu söyleyelim. Ben yine şu olana geliyorum. Farklı farklı bir deneyim sizlere sağladığını söyleyelim. Rockscope NX TKL versiyonunun bu açıdan. Zaten üzerinde kolay kolay kullanım olması bence oldukça önemli olduğunu söyleyeyim. Bu arada kablo uzunluğu da 1,8 metre olduğunu söyleyelim. Boyutlarından bahsetmek gerekirse 356 mm'lik uzunluğumuz, 136,2 mm'lik elimiz, 39,7 mm'lik bir kalınlık var. Bu ayakları açmada en kalın yerinde 880 gramda bir ağırlığı olduğundan bahsetmek istiyorum. Burada önemli bir switch var. Daha önceki ROG klavyelerde de bahsetmiştim. F12'ye bastığınızda ekranı tamamıyla ekranda ne varsa aşağıya indirip mikrofonu da daha doğrusu hoparlörü de sessiz oluyor. Tekrar bastığınızda kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Zaten şurasını F tuşlarını istediğiniz şekilde fonksiyonlayarak örneğin F5'te başlatma durdurma, F6'da tamamıyla şarkıyı durdurma, F7, F8 ileri geri geçiş ve F9, F10, F11 arasında da ses ayarlamalarını yapabildiğinizi söyleyelim. Bizdeki kırmızı anahtarda 1.8 milimetrelik bir Hareket mesafesi var. 40G güç uygulanabiliyor. 55G'de maksimum güç noktası olduğunu da sizlere söylemek istiyorum. Gerçekten keyifli bir TKL klavye ama bunun normal versiyonu yani gri siyah versiyonu Gundam versiyonu var. Özellikle böyle kırmızı mavi Gundam versiyonlarını seven varsa onlar tercih edebilir. Bir de bunun pembe renkleriyle biraz daha dikkat çeken elektro punk versiyonu olduğunu da söyleyelim. Ben kendim kullanırken ki aşağıda biz kurgu cihazında da kullandık bunu. Rahatlıkla kullanılıyor. Bizdeki bu arada Türkçe olmadığını söyleyelim ama piyasada Türkçe versiyonu da gelecektir. Bize ön incelemelerde ilk İngilizce olanlar geliyor. Sonra buradaki Türkçe'ye değiştirebiliyorsunuz ki zaten direkt değiştirilebilir yapıda olduğunu da söyleyelim şu yapısı da bu şekilde göründüğünü sizlere söylemek istiyorum. Bu arada RGB direkt etrafında yayıldığı için de sadece üstünde görünen yapıda da değil ve çok güçlü bir RGB'si var. Yani bu açıdan oldukça keyifli bir deneyim sunduğunu söylemek istiyorum. Şimdi şunu şöyle güzelce yerleştireyim. Bu üçlü beraber gerçekten keyifli bir deneyim sağladı. Daha öncesinde işte beyaz kasa meraklıları var. İşte anakartı zaten beyaz olan modeller var. İşte beyaz RAM alıp beyaz ekran kartı alıp sonrasında bu seti de bu şekilde beyaz tamamlayarak Moonlight White Edition bir set hazırlamanız mümkün. Kirlenme noktasında biz yaklaşık buçuk 2 haftadır kullanıyoruz. Hani herhangi bir şekilde kirlenme ebaresi görmedik. Ama tabii ki beyaz olduğu için birazcık daha kendini belli edecektir ama toz toprak falan üzerinde göstermediğini söyleyelim. Hem sağ el, sol el kullanmak isteyenler için burada Impact 2 versiyonumuz var. Bunların siyahları da var tabii ki. Biz burada beyaz versiyonlarıyla inceledik. E, Scope'un NX tuşları ile beraber gelen %80'lik TKL klavyesi ve pek tabii ki Rockstrix Go'da temel çapta hem fiyat performans dengesi olarak daha uygun fiyatta bulunuyor. ROG'nin kendi kulaklıkları arasında hem de laptopla kullanımında mükemmel bir uyum olduğunu çok daha rahat taşınabilir yapıda olduğunu da sizlere söylemiş olalım ve videomuzu noktalayalım. Bu videomuzda bembeyaz klavye fare ve kulaklığı incelemiş olduk. Gerçekten beyaz renginin RGB'yi ne kadar güzel gösterdiğini ne kadar keyifli ve zarif durduğunu da bir kere daha gör oldum diyelim. Sizler de lütfen bu fare, klavye ve kulaklık hakkındaki düşüncelerinizi ekstradan sormak istediğiniz noktalar varsa lütfen yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. Zaten ROG'nin neredeyse tüm ürünü inceledik. Farklı fareleri ve klavyeleri hakkında da sorularınız varsa HVP'nin sayfası üzerinden bizim YouTube bölümümüz üzerinden oradaki arama ikonuna tıklayarak yapabilirsiniz. Tabii ki video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve hala bu kanala abone değilseniz abone olmanızı da rica etmiş olalım. Unutulacak şey değil çünkü unutmayın demek biraz bana komik geliyor. Ama rica etmiş olalım diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda başka farklı ürünlerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.